Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kalonşomuzu, sarı kalonşomuzu budama yapacağız. Bunun videosunu da çekmek istedik. Budama yapmayan arkadaşlar bu videodan yararlanabilir diye düşündük. Evet, kalonşolarımızı ara ara budamamız gerekiyor arkadaşlar. Kötüleşmiş yerlerini, sararmış, kötüleşmiş çiçeklerini kesmemiz gerekiyor ki alttan tekrar yeni filizler, yeni dallar versin diye. Biz şuradaki sarı kalonşomuzu budama yapacağız şimdi. Ama ondan önce size bir şey göstermek istiyorum. Biz bu kalonşoyu alalımız bayağı 5-6 ay falan oldu arkadaşlar. Aldığımızda bunlar kadar diri ve güzel değildi. 3-4 tane almıştık. Bir tanesini kendime aldım. Bir tanesini de birkaç kişiye hediye ettik, geri kalanları da. Evet, hediye ettiğimiz kalonşoların bakımı yanlış yapıldığı için öldü arkadaşlar. Ama biz bunu güzel bir budama yaptık. Toprağını değiştirdik. Budamayla bunu kurtardık arkadaşlar. Yeni yeni küçük küçük bayağı bir filizlenme oldu. Tabi bu filizleri büyüyünce, yani yaprakları genişleyince, büyüyünce harika bir görüntü olacak. Zaten bunu hatırlıyorsunuzdur. Bir önceki videomuzda küçük bir daldan çoğaltmıştık. Bu da böyle güzel güzel tomurcuklandı. Gayet güzel. Yaprakları da gayet güzel büyüdü. Bu da 1-2 aya kadar onun kadar güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet, bunu da çoğaltma yöntemiyle küçük bir daldan çoğalttık arkadaşlar. Bu da çiçeklendi. Yani çoğalttığımız kalonşolarda aynı sene içerisinde çiçeklenme yapabiliyor demek ki. Bunları aldığımızda tomurcukluydu. Kırmızı tomurcuğu daha çoktu. Sarı da daha çok açmıştı. Ve normal olarak saksı değişimi yaptıktan sonra sarıların çiçekleri bayağı bir kötüleşti. Bizim için önemli olan zaten çiçekleri değil şu anda. Kökünün tutmasıydı. Kökü tutmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yemyeşil küçük küçük filizler, küçük küçük dallar vermiş. Küçük küçük çiçekler vermiş. Ve biz şimdi bu kalonşamızı budayınca kök ve topraktaki vitaminler bu kötüleşmiş çiçekleri iyileştirmek için uğraşmayacak. Yeni çıkan tomurcuklara güç verecek ve bu tomurcuklar da gayet güzel bir şekilde açacak arkadaşlar. Evet, bunu budama yapacağız şimdi. Nereden budayacağız? Şöyle göstereyim size. Şimdi altındaki dalına bakıyoruz. Bunu şuradan alacağız. Şuna bakıyorum. Şuradan yeni filizler çıktığı için çok aşağıya inmeden şuradan alıyorum. Ve bu zaten buradan çıkan filizleri olmadığı için şuradaki filizlere daha iyi bir rahatlık vermesi için şunu da şuradan alıyorum. Bunu da bakıyoruz. Evet. Bunu da şuradan alıyorum. Biz bunları, evet, buradan aldıkça şuradan yeni filizler, yeni tomurcuklar çıkacak. Gördüğünüz gibi böyle alıyorum arkadaşlar. Şurada da varmış bir tane. Şuna bakıyorum. Şunu da şuradan alıyorum. Şunu da alıyorum. Evet. Budama işlemimiz bitti arkadaşlar. Ya yani birkaç güne fark edeceğiz ki buradaki tomurcuklar daha güçlü, daha iyi bir şekilde büyüyecek ve açmaya devam edecek. Şuraları da alıyorum. Şu kötüleşmiş yerlerine. Ve şunu da şuradan alıyorum. Çünkü buradan tomurcuk var. Bu şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar. Budama işlemimiz bitti. Bunun çiçekleri hala gayet güzel durumda. Bunların tamamen açmasını bekleyeceğiz. Budamayı sonra yapacağız. Ve alttan hala
Yeni yapraklar, yeni filizler veriyor. Hatırlıyorsanız bunu alalımız tam olarak bilmiyorum ama 15-20 gün gibi bir şey oldu. Saksısını değiştirdik biz bunun. Görüyorsunuz çok güzel tutmuşlar. Aldığımız zaten çok güzel ve dirilerdi. Ve şu anda gayet iyi formdalar arkadaşlar. Bunu zaten kurtardığımız kalan şu. Bunu kaç ay sonra tekrar paylaşacağım ve nasıl büyüdüğüne inanamayacaksınız arkadaşlar. Bu yıldız kalanşomuz. Bunu küçük bir daldan çoğalttık. Gayet güzel formda. Bu da oğlumun beyaz kalanşosu. Kalanşolar çok suyu sevmiyor arkadaşlar. Yani böyle bir saksıya toprağı kurudukça şöyle gösterelim. Görüyorsunuz toprak çamur olmuyor. Toprağı kurudukça hemen hemen bir su bardağı vermemiz yeterli olacaktır. Yani kalanşolar çok suyu sevmiyor. Çünkü yapraklarında sukulent türü olduğu için yapraklarında çok su barındırıyor. Aşırı su da kök çürümesine neden oluyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle bunu aldığımızda da o şekildeydi. Evet, burada da ahtapot çiçeklerimiz var. Görüyor musunuz yaprakların formunu, yeşilliğini? Bir de ben kalanşoda yaprakları yanık yanık formu sevmiyorum arkadaşlar. Böyle yeşil yeşil canlı canlı halini daha çok seviyorum. Ve böyle yaprakları ölmüş gibi sadece üstünde çiçek olan kalanşoları pek güzel bulmuyorum açıkçası. Yemyeşil yapraklar daha güzel duruyor bana göre. Evet, burada da ahtapot çiçeğimiz var. Ahtapot çiçeğimiz tomurcuklanmış. Birkaç gün açacak gibi gözüküyor. Ve şuradan da büyük ihtimalle bunun gibi bir tomurcuk daha çıkacak arkadaşlar. Şuraya bakıyorum. Görüyorsunuz şurada ve şurada yeni yeni dallar çıkıyor. Büyük ihtimalle bunlar da tomurcuk olacak. Evet. Hadi bunlar da biraz su verebiliriz. Topraklara biraz kurumuş. Evet arkadaşlar, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu kalanşamız da açınca bir videoda böyle çekeceğiz inşallah. Ve bunlar da büyük ihtimalle bu kalanşolar açana kadar çıkacaktır. Tomurcukları açacaktır. Bakalım nasıl bir forma geçecekler. Evet arkadaşlar, videomu burada sonlandırırken kendinize çok iyi bakmanızı istiyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.